Merhaba arkadaşlar. Bir sonbahar günü böyle yaprakların yavaş yavaş döküldüğünde Trabzon'dan sevgiler, teşekkür ederim hepinize, herkese. Size basit bir bilgiyle başlamak istiyorum. Bir bilgiyle başlamak istiyorum. Burada her insan bu dünyada bir alemdir. Ve bu alemde her insan kendi dünyasını kurar. Güzel kızım, tatlı kızım, sürmeli benim canlı yayın yaptığımı gördüğünde hemen atlayıp kucağıma geliyor ve görüntüye girmeye çalışıyor. Şimdi arkadaşlar, demek nasıl geçti sınavınız? Güzel geçti mi bari? Şimdi şöyle, yeryüzüne inerken siz bir alem olarak inersiniz ve kendinize göre bir dünya kurarsınız. Ve bu dünya sizin içine almasını istediğiniz varlıkları alırsınız. Sonra bu aldığınız varlıklardan da şikayet etmeye başlarsınız. İsteyerek ya da isteyerek almadığınız bir dünya kurarsınız kendi hayatınızda. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'den bahsetmek istiyorum. Mesela Hazreti Muhammed İslam dinini getirmiştir. Kendi hayalleri ve kendi bilgileri, kendi öğretileri doğrusunda bir kitabı olan, işte kendine has kuralları olan bir din yaratmıştır. Ve kendi dünyasıdır. Onun içine kendi sevdiklerini, kendi inandıklarını, ona inananları almıştır. Ve sonra o vefat ettikten sonra o dünya yok olmuştur. Yani Hazreti Muhammed'in dünyası onun vefatıyla beraber, çünkü onun kurduğu bir dünyaydı. Onun kurduğu bir hayal, onun kurduğu bir hayatıydı. Onun kurduğu şey. Ondan sonraki insanların tamamı kendi dünyalarına göre onun dinini uygulamaya çalıştılar yani. Yani bir insan doğar, onunla beraber bir hayat doğar, ondan sonra ölür. Sonra herkes işte ben Müslümanım falan diyerekten herkes kendi kurallarını uygulayarak bir sürü hani kendine ait dinler, tarikatlar falan yaratıldı. Herkes kendi dinini yaratır, herkes kendi tarikatını yaratır, herkes kendi hayatını yaratır. Yani bir dünya yaratırsın, o dünyaya istediklerini alırsın ve istediklerini yani sadece Hazreti Muhammed'den bahsetmeyeceğim yani. Atatürk bir hayali vardı. Bir Türkiye Cumhuriyeti kurmaktı. Ve o yaşarken Türkiye cahil bir ülkeden böyle okur yazar, işte çiftçisiyle, halkıyla devrim yapan, yani ayağa kalkmış bir ülke olarak, yani ölmüş bir insandan yeniden dirilmiş bir insan yarattı. Fakat o vefat ettikten sonra gerçekte Türkiye Cumhuriyeti yok olmuştur. Onunla beraber yok olmuştur. Yani herkes varlığını yaratır, varlığıyla beraber var olur, sonra yok olur. Hani şimdi bunu devam edeceğim yani. Şimdi biz her birimiz bu dünyada böyle bir şeyler yapmak istiyoruz. Hani diyelim ki Atatürk'ün yolundan gitmek, Muhammed'in yolundan gitmek,
işte X kişinin yolundan gitmek, yani falan kişinin kurduğu yoldan gitmek değil. Kendi yolundan gitmeyi öğreneceksin. Sen de bir şey yarat. Sen de bir yaratıcı olmaya çalış. Yani şimdi bir firmaya girmiştim ve o firmada dünya kadar yeni ürünler tasarlayıp yaratıp firmayı dev gibi yaptım. Firmadan çıktım, firma batmaya başladı. Yani çünkü senin yapmış olduğun, senin tasarladığın ya da senin hayalin orada yükseliyor. Yoksa mesela sıfırdan bir şey, mesela Osho gelmiştir. Hani işte birçok bilgiyi aktarmıştır falan filan. Onun takipçileri artık Osho öldükten sonra Osho'nun bilgisini tekrar edip duran bir bilgidir. Halbuki Osho yenilikçi, ilerleyici. Yani bir kişi dünyayı, kendi dünyasını yaratır ve bir anda o yaratmış olduğu dünya onunla beraber doğar, onunla beraber yok olur. 1900 işte şöyle yapalım. Mesela evinizde kullanmış olduğunuz o altı emaye üstü porselen çaydanlığı 2002'de yine bir firmaya makinaları dahil olmak üzere yapmıştım. Ben o makinaları yapıp orada o insanlara para kazandırmaya başladığımda firma ihya olmuştur, uçmuştur. Deli gibi para kazanmıştır yani. Benim görevim para kazanmak değil ya da birilerine para kazandırmak değil. Birilerini iyileştirmek de değil. Birilerini aydınlatmak, uyandırmak da değil. Benim görevim kendi dünyama sahip çıkmak. Kendi dünyama istediklerimi alıp kendi dünyama istediğimiz insanlardan uzak durmaktır. Sen kendi dünyanı kurmayı öğreneceksin. Başkalarının kurduğu dünyanın içinde yaşayacaksın ya da bir dünya kuracaksın. Yani o dünyanın içinde yaşamayı öğreneceksin. Yani şimdi uzun zamandır uğraşıyoruz mesela, yani işte 3-4 yıldır, 5 yıldır falan uğraşıyoruz. Bir aşram evi kurduk mesela. Bu aşram evi benimle beraber doğar. Ben öldüğüm zaman buradaki yazılar yırtılır, buralar terk edilir, burada kimse kalmaz, çoluk çocuk burayı arsa diye satar falan. Yani burayı takip ettirecek herhangi biri yoktur. Yani seninle beraber vardır, sen ölünce yoktur. Güneş seninle beraber doğar, güneş sen olmasan, olsa ne, doğsa ne, doğmasa ne, bana ne yani. Hani ben varsam dünyada cennet varsa o harika, ben varsam dünyada cehennem varsa o çok kötü, ben yoksam dünyada cennet olsa ne, cehennem olsa ne. Yani o yüzden pazartesi derslerimizde işte gerçekleri ve hakikatleri anlatıyoruz. Burada çok fazla anlatamıyoruz. Çünkü izleyen bir sürü avam insan da var. Yani Osmanlı zamanında yani halk okumazdı. Yani okur yazar değildi. Hani Atatürk bu ülkeyi kendi dünyasını kurduğunda okur yazar devrimini açmıştır. Yani işte herkesin daha kolay okuyup yazabilmesi için harf devrimi yapmıştır falan. Yani mesela bir Çin'de harf devrimi yapılamamıştır yani. Binlerce yıllık eski dilleri okumaya çalışıyorlar ya da hani orada en az bir yazı yazabilmek için 3000 kelimeyi ezberlemen lazım yani. 3000 kelime ezberlersen ancak bir yazı yazabilirsin. Ya da bir Japon bir harp devrimini yapmıştır. O şeyleri değiştirmiştir. Tek her cümleyi bir harfle değil de yani her kelimeyi bir harfle değil de tek tek Japon harfleri, yeni bir Japon harfleri yaratmıştır. Burada en güzel şey sizinle ilgilidir. Ya bir dünya yaratacaksınız ve içine istediklerinizi alacaksınız ya da başkalarının dünyası içinde kaybolup gideceksiniz. Ya
o dünyayı yöneten biri olacaksınız ya da yönetilen bir dünyada şikayetle, acıyla, ezilerek, sıkıntıyla, başkası gelsin beni kurtarsın diye şikayet ederek yaşayıp gideceksin. Yani karar senin. Hani buna cüz'i irade deniyor. Yani cüz'i iradede şu var. Sen seçiyorsun. Yani Nasrettin Hoca yolda yürürken, yani eşeğiyle giderken, eşek devamlı gidip onun bunun pisliğini kokluyormuş. Nasrettin Hoca da gidip o çok kokladığı bütün pislikleri alıp heybesine, yani yem torbasına dolduruyormuş. Öğlen vakti olmuş. Kendi yemeğini açmış çıkınını. Ondan sonra eşeğe de hani kendi torbasını takmış. Eşek başlamış anırmaya. Bu ne ya bu pisliğin içinde? O da demiş ki sen kokladın, ben torbana koydum. Bu dünyada başına ne geliyorsa inan senin yüzünden. Sen kokladın, Allah-u Teala da senin torbana koydu. Asla Allah'ı suçlamayın. Dönüp kendinize bakın. Her şey sensin. Senden sanadır. Başına ne geliyorsa senin yüzündendir. Ne dışarıdaki insanlar ne de Allah bu konuda suçlu değildir. Yani evet, en son çalıştığım şirket vardı işte. O da Denizli'de çalıştığım bir firmaydı. O adamları işte belli bir yere kadar büyüttük. Sonra baktılar ki iyi para kazanıyorlar. Hemen dediler ya biz bunu yapıyoruz zaten, yani işte hocaya ne gerek var yani, Anday Hoca'yı gönderelim gitsin. Anday Hoca gönderdikten sonra başladı şirket inmeye. 70 kişiden 25 kişiye kadar düştüler. Orası benim dünyamdı. Hani orada yaratmış olduğum o, ama onların hayali değildi, onların dünyası değildi, onların düşünceleri değildi. Bunu anlamaları mümkün değil. Bunu sıradan insanların anlaması mümkün değil zaten. Hani orada yaratmış olduğumuz tasarımlar, ürünler 17 ülkeye, hatta Çin'e bile satılıyordu. Ondan sonra sen çekildiğin zaman, sen elini ayağını çektiğin zaman orası yok olur, gider. Geldiği hale geri döner. Bir insanın vizyonu olması lazım. Bir insanın bir hayal kurması lazım. Yani hani ya nasıl yapayım, işte param yok. Atatürk bu ülkeyi devraldığında ne para, devletin bırak kasasında para falan olmayı. Yani o kadar borçluk içinde ki Osmanlı zamanında hani bütün ülkeler olan borç Atatürk zamanında hepsi ödenmiştir. Ayrıca İngiltere'ye 2 milyon pound gönderilmiştir bir savaş gemisi alınmak için. Paramızı iade etmediler. Unutmayın, şu an Türkiye vizyonsuz, yani ego ve çıkar ve menfaat üzerine kurulu bir hayatın içinde yok olup gidiyor. Vizyon yok, yani hayal yok. Mesela işte ülkemi şöyle yapayım, böyle yapayım diye bir şey yapan yok yani hani. Her önüne gelen, acaba ben bu ayı nasıl geçiririm? Aman işimden çıkmayayım, aman maaşımı alayım gibi böyle hani bir nasıl diyelim, hani böyle ne Muhammed'in yolunda giden bir din adamı var, ne de Atatürk'ün yolunda giden bir devrimci var. Yani bunların hiçbiri kalmadı. Gelecekte göreceksiniz, yani işte siz görmeyeceksiniz ama yani sizin çocuklarınız diyecek. Ha, bir Anday Hoca varmış ve işte bir aşram kurmuş. Vay be, oraya da bayağı destek olanlar olmuş, bir sürü yardım edenler olmuş. Yani işte bağışta bulunan bir sürü insan olmuş. Orası da yani dünyada yavaş yavaş yayılmaya başlamış. Sensin, senden başka kimse yok diyen öyle bir insan çıkmış. Yani la ilahe illallah, yani bütün varlık ondan başka değildir. Hem Muhammed'i hem dünyasal bütün bilgileri anlatmış deyip anlatan bizi öldükten sonra o gençler diyecek ki yani aynı işte Osho'nun bütün dünyada hani yavaş yavaş Türkiye Osho'yu bilmezken 10 yıl evvel ben Osho'yu anlatıyordum Türkiye'de. İlk
Türkiye'de Osho'nun anlatan ilk kitabı şudur. Şey, Aşk Ermiş'i. Yani Füsun Erbulak çevirisi. Kadını taşladılar. Kaşını sanat, kadını sanat dünyasından attılar. Kadını dünyada hani yaşadığına pişman ettiler yani. Hani yazdığı kitap abi Aşk Ermiş'inden değil, 70 günlük bir şey diye bir kitap yazmıştı. Bir aşk yaşıyor 70 gün, onu da açık açık yazıyor. Vay, vurun bilmem kime diyerekten bütün camia onu o sanat dünyasında yok edip gitmiştir. Tabii hazır olmadığı zaman insanların bazı şeyleri duymaları hiç uygun değildir. Yani her şey sizinle başlar ve sizinle biter. Her olayda öyledir. Yani Yugoslavya'nın o ünlü cumhurbaşkanı öldükten sonra Yugoslavya dağılmıştır. Yani bizim de hep böyle bir sistemimiz vardır yani. Biz seninle başlar, senle biter. Yani senden başka başlayıp biten hiçbir şey yoktur. Evet. Bugünkü konumuz Hazreti Musa ile Hızır arasındaki ilişki. Musa ile Hızır arasındaki ilişki Kur'an-ı Kerim'de gayet hoş bir şekilde anlatılır. Şeriat Musa ile nazil olmuştur. Resul olma, risalet yönünde şeriatın bahsidir. Emir de böyledir. Resul bildirmekle mükelleftir. Fakat kendisi velayet makamına taliptir. O zaman Hızır zuhur bulur. Yani Resullerin en önemli şeyi şudur. Aktarmak. Yani şimdi ben sadece bu bilgileri size aktarmakla mükellefim. Yani onun dışında onun dışında Resuller başka bir şeyle mükellef değildir. Ama anlatmanın dışında velayet makam yani buna yani talip olma ya da onlar velayet makamına da taliptirler. Yani şeriata uygun yaşayan bir insan velayet yolunda yürümeye kalkarsa kendi kafasından şekillendirdiği yaşam olaylarına ait yasaların orada geçerli olmadığını görür. Yani mana aleminde, batını alemdeki seyahatte insanların bekledikleri değil, ummadıkları karşılarına çıkar. Bu nedenle Hızır der ki, sen benimle seyahat edemezsin. Bunun üzerine Musa peygamber, ben hak peygamberi değil miyim? O halde seyahat ederim der. Böylece birlikte yola çıkarak yolculuklarında birçok olaylar meydana gelir. Yolculuğun bir yerinde gemiye binerler. Hızır gemiyi delmeye başlar. Gemide insanlar vardır ve gemi battığında hepsi ölecektir. Bu şeriata aykırı bir iştir. Buradaki katliama bir teşebbüs vardır. Eğer şeriat açısından değerlendirilirse Hızır orada katledilip öldürülmesi icap eder. Musa peygamber Hızır'a neden böyle yaptığını sorar. Hızır yakında bir korsan gemisi vardı. Onlar gelip gemiye saldıracaklardı. Bu olmasın ve insanları karaya çıkıp kurtulsunlar diye önceden gemiyi delip karaya oturttum açıklamasını yapar. Şimdi önemli olan bak bu filmi anlatan en güzel film. Türkiye'de yayınlanmıyor, yayınlanmaz çünkü Türkçesi çevrilmemiş. Yani altyazısı zaten çok berbat bir altyazı yazılmış. Telsiz Flüt. Derslerimde hep onu da açıklıyorum, anlatıyorum. Perşembe akşamları da film anlatıyorum. Sessiz Flüt bir müridin mürşitle karşılaşması ve cennete gidip cennette de kendini görüp geri dönmesini anlatan en önemli filmdir. Ama o filmler maalesef Türkiye'de oynatılmaz. Tam burada çok tartışmalı konular gündeme gelir. Nasıl olmuştur da Hızır geleceği bilmiştir? Geleceği Allah'tan başkası kimse bilmez.
Daha doğrusu gaybı ondan başka kimse bilmez. Ancak onun bildikleri de vardır, bildirdikleri de vardır. Yani Allah bildirirse bilir, Muhammed-i Nebi'ye Kur'an'da gelecek bildirilmiştir. Tabi Kur'an-ı Kerim bütün alemleri, doğumu, ölümü, ezeli ve ebedi bir kitaptır. Ama aktarılan Kur'an-ı Kerim, yani bize gönderilen Kur'an-ı Kerim çok çok değişerek, yani manaları değiştirilerek bir sürü yani saçma sapan, yok tomurcuk bilmem neli insanlar işte size sunulacak falan diye insanları böyle şehvete öldükten sonra işte cinsel bir hayatın olacağını hayal ettirerek böyle bu dünyadaki gibi. Çünkü dünyada yaşayamadığın şeyleri öbür tarafta hayal ediyorsun. Yok öyle bir şey yani. Öbür tarafta beden yok, enerji bedensin, cinsellik yok, yani yeme yok, içme yok, beden yok. Sana bunları anlatmıyorlar tabii. Hani sen öldükten sonra bekliyorsun ki böyle oh yatacaksın. Etrafında da bir sürü işte ya insanlar çok üzülüyorum. Anlatmakta da zorlanıyorum. Yani yani her caminin kapısına yazmak lazım yani. Öldükten sonra cinsel hayat yok. Yok. Yok diyorum ya yani. Hani insan enerji beden yani erkek dişi enerjin dahi yok. Yani dişi ya da eril değilsin orada. Hani o beklenti, o cahillikte insanlar öldükten sonra cennete gideceğim yani. Hani yapma Allah aşkına. Artık uyanma zamanın gelmedi mi yani? Hani çok yukarıdan bilgi anlatıyorum yani. Abamın duymaması gereken bilgiyi bile anlatıyorum burada yani. Hani bir de pazartesi derslerinde anlattığımı dinleseler herhalde taşlarlar yani. Hani yani gelecek, ben bir sürü videomda anlattım yani. İnsanları 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl ileriye götürüp gösterip gelebiliyorum. Yani insanları zaman, Allah bilir. Ben bilmiyorum. O gönderdiğim kişi görüp geliyor. Yani diyor ki, aa hocam böyle böyle anlatmıştım. Hani bir kızın çocuğu olmuyordu. Ondan sonra bir seans yaptık, ileriye gönderdim. Ay dedi oğlum. Uyandırdım dedim merak etme senin çocuğun olacak, oğlun olacak ve işte parktasın. Çocuk şimdi 11 yaşında ya. Yani ve hala hep anlatıp duruyormuş yani. Ay 2 sene evvel ben onun olacağını görmüştüm. Ya bazılarına rüyada görünür. Bazılarına böyle bir denk gelir, birisi tarafından gösterilir falan. Ben görmüyorum. Ben gösteriyorum. Mürşit müridini uçurur. Mürşit uçmaz. Mürşit ben biliyorum demez. Yani buradaki insanlar sana gelirlerken şöyle yani ay lay lay lom hani işte ücretsiz videolarımız vardı. Mesela son gelen grubun içinde gene insanlar böyle kaçak girdiler. Yediler, içtiler. Ondan sonra işte hocam şöyle bir gezip gelmek istiyoruz. Biz akşamları yürüyüş yapmak istiyoruz deyip işte yani bu insanlar kendilerini arayan, kendilerini bulmak için bu tip insanlar değil. Dünyamı kurmaya çalışıyorum burada. Hani bu dünyanın içinde mümkün olduğunca sigaranın, alkolün veya hani böyle bağlantıları hani bağlılıkları olan bu insanları benim dünyamın içinde olmaması için uğraşıyorum. Başkalarını ayırıyorum falan ayırmıyorum. Ben kendime bir dünya kuruyorum. Kendime kurduğum dünyanın içinde bu tip insanları istemiyorum yani. Ama insanlar kurmuş olduğumuz öyle güzel insanlar buradan giderlerken sarmaş dolaş. Ya 2-3 gün kalıyorsun. Sanki 40 yıllık akraba gibi gidiyorsun. Herkes birbirine hediyeler veriyor. Herkes birbirinin telefonunu alıyor falan ya. Yolda gitseniz birbirinize selam vermezsiniz yolda karşılaşsanız. Hani ne diyor? İşte oraya gelmek istiyorum falan. Ziyarete gezmeye gelip çay kahve içip gidebilirsiniz. Ama Mayıs'ın ortalarına kadar yani Ramazan sonuna kadar burası kapalı artık. Yani eğitimlere sadece
Evet Hakan, doğru. Film, doğru. İkinci dikkat ahiret alemi. Yani bu dünyada, dünya öldükten sonra ahirete gitmiyorsun. Bu dünyada ölmeden önce ölüyorsun, öyle ahirete geçiyorsun. Ölmeden önce bu dünyada ölmeyenler ahiret yüzünü göremezler. O insanlara da hani bütün tasavvufta diyor hayvan gelir, hayvan giderler. Hayvanın geleceği var mıdır? Yoktur. Hayvan bir beklentisi var mıdır? Yoktur. Hayvan gelip hayvan dönmek ve insan olamamak yani. İşte buradaki hep şey vardır hani seni yeryüzüne halife olarak yarattım dedim. Senin dünya, sana diyor ki bir dünya kur kardeşim. Yani bir dünya kur, bir hayat kur, bir düzen kur. Ama sevdiklerini al içeriye. Sevmediğin insanlarla niye yaşıyorsun? Sevmediğin insanları niye çevrene alıyorsun? Yani işte ne yapalım canım? Kaderimiz bu yani. Ya sen peygamberlerin yolundan gitsen kölelikten kurtulmuş olurdun zaten yani. Herhangi bir peygamberin ne yapmaya çalıştığını bir zerre kadar anlasan sen de kendine ait bir dünya kurar. Yani evet, evet Canan, teşekkür ediyorum. Yani evet, evet devam edelim arkadaşlar. Mana yoluna girdiği zaman Hızır Musa'nın mürşidi olmuştur. Musa şeriatı yürütme görevi üstlendiği için o yolu, o yolculuğu Hızır ile yürüyememiştir. Musa neydi? Şeriattı. Yani kuraldı. Musa'nın ilk insanın, bak ilk doğduğun 0-7 yaş grubu ne halidir? Şeriat halidir. Şeriatta nedir? Yani kuralların vardır. Böyle davranacaksın. Bak öbür türlü davranırsan cezalanırsın. Yani tuvaletini tuvalete yapacaksın yani. O evin ortasına yaparsan cezalanırsın. Bu şeriat kanunudur. Yani kısasa kısas. Yani sen kötü davranırsan sana da kötü davranılır. Sen söylenileni yapmazsan seni dövmek hakkımızdır. Yani sen yardım edersen sana yardım etmek bizim mecburiyetimizdir. Hop. Gel. Gel. Evet. Evet, köleleştirildiniz. Başka bir şey değil. Köle toplumusunuz. Sadece insanların köleleri değilsiniz. Aynı zamanda negatif varlıkların da kölelerisiniz. Negatif varlıkların yiyeceğisiniz. Dünyaya ikilmiş iki çeşit insan vardır. Yani nasıl ki mesela insanların yemediğini hayvanların yediği bir yiyecek şeyi de vardır. Yani mesela buğdayı insan yer ama işte arpayı hayvan yer. Yani dünyaya ekilmiş insanların içinde arpalar ve buğdaylar vardır. Yani arpa olan varlıklar onlar negatif varlıklar tarafından beslenirler. Yani buğday olan insanlarsa onlar da buğday olan varlıklarsa onlar da pozitif varlıklar tarafından beslenirler. Her ikisini de yerler ama birini yiyen karanlık güçler, birini yiyen ışık güçleridir. Bunları zaten pazartesi dersimizde çok açık açık anlatıyorum. Pazartesi dersinde bazen işte çıkıyorlar, hocam anlamıyoruz, anlamadığın zaman çık zaten. Yani boşuna devam etmenin sana bir faydası yok. Yani aman pazartesi dersine katılma, sakın. Çünkü anlamadığın, yani o eski videoları izlemediğin zaman, geçen seneki derslerde görünmediğin zaman senin şimdiki dersleri anlaman mümkün bile değil. Yani o yüzden insanlarda şey vardır yani yok hocam ben ayrılıyorum falan. Yani üç şeye küsülmez. Yani bir Allah'a küsemezsin, iki ilme küsemezsin, üç nimete küsemezsin. Yani sofradan kalkıp gidemezsin, sofraya küsemezsin. Yani bu üçü senin hayatında çok değerlidir. Yani yemek, ilim ve Allah. Bu üçünü hayatına sokacaksın. Yani evet.
tasavvuf geleneğinde bütün anlatımların hepsi bir benzetme ve sembol olarak kabul edilmiştir. Aslında manaya gönderme vardır. Mesela Nuh'un gemisi dediğimiz zaman tabii ki bildiğimiz anlamda bir Nuh tufanı, kurtulma olmuştur ama bunun manası vardır. Demek ki zahiri ve batini vardır. Cenab-ı Peygamber bir hadis-i şerifinde Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisine benzer. Binen kurtulur der. Beyt ev demektir. Beytullah ise Allah'ın evidir. Ehl-i Beyt Allah velisinin dostları demektir. Onun gönlüne girenler dosttur. Evet. Şimdi de Ehl-i Beyt'e girilir. Yani Nuh'un gemisine binen kamil insanın gönlüne giren kurtulur. Bu her zaman böyle olmuştur. Bunu anlatmaya çalışıyorum zaten. Yani sen buraya gönlünle gelirsen, buraya hani dünya olayından hani bıkmışsındır, yaşadımışsındır, deneyimlemişsindir. Burada hayatın artık arzu ve isteklerden vazgeçmişsindir. İşte buradaki gemiye binebilirsin. Burada niye biz herkesi almıyoruz diyoruz, herkesi giremez diyoruz. Bu gemi herkese açık değil diyoruz yani. Mutlaka bir mürşidin gönlüne gireceksin. O Nuh'un gemisidir. Onun kayığına bineceksin. O bilgi kayığında hep beraber yüzeceksin. Yani evet. Birinci mertebede nasıl ki Hızır Musa ile karşılaşmasında bir zahir bir batın meydana geldiyse Ehl-i Beyt meselesinde de birincisi ev hali yani ailesidir. Yani ev mesela arkadaşlar sen bir ev kuruyorsun, evleniyorsun. Evlenirken neye göre alıyorsun? Sevdiklerini almaz mısın? Ay çok güzeldi onun için evlendim ama ailesini hiç sevmedim. Ya ne oldu? Gemi batar kardeşim. Hani yani gemi batar. Hani geminin bu dünyada hani canlı olabilmesi yani gemide gidebilmen için o ev denilen hani mesela aile demek Allah apostrof yani ile beraber Allah ile birlikte kurulan bir yapıdır ev hayatı aile hayatı yani ama biz cinsel yani cinle beraber kuruyoruz bu yapıyı hani hiçbir zaman Allah ile bir ev kurmuyoruz ki. Tamamen cinsellik üzerine kurulu bir yapı yani mal mülk yani evin içinde cinler tepişiyor. Sen de mutsuzsun yani beklentilerine karşı pek uymamıştır o hayat. Ondan sonra şikayet edip duruyorsun, hasta oluyorsun, mutsuz oluyorsun. Öbürü dışarıdan eve girmiyor. Sen ne yapalım kaderimiz bu deyip olmadı Allah'a yönelip beş vakit namaz filan kılmaya başlıyorsun. Hayatın saçma sapan geçip gidiyor yani hani birinci mertebede nasıl ki Hızır Musa karşılaşmasında bir zahir bir batın mana verildiyse Ehl-i Beyt meselesinde de birincisi ev hali ehli yani ailesidir. İkinci manada ise velayet olarak o velayet idaresine dairesine giren insanlar kastedilir. Üçüncü manada olarak bugün kamil insanın gönlüne giren insan Ehl-i Beyt'tir. Çünkü Beytullah kamil insanın gönlüdür. Beytullah Kur'an-ı Kerim'de açıktır. Bir kutsi hadiste şöyle der. Alemlere sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım demiştir. Alemler sıfatlarıyla yayılmış ve tecelli etmiş olan Cenab-ı Hak zatıyla insanın kalbine nazar eder ve sev der. Kaf suresi 16. ayette biz ona şah damarından daha yakınız. Şah damarı beyne kan veren ana damarımızdır. Demek ki şah damarımızdan daha yakın olan bizim kendi öz varlığımız hak olduğunu gösterir. İşte burada da tevhid vardır. Burada hak ile halk bir olmuştur. Hak ile halk bir olmuştur. İşte bu sırlar ki tasavvufun asıl zevk edilmesi gereken manalar. Biz hep bunları anlatmaya çalışıyoruz. Hani diyoruz ki sen de Allah şah damarından yakın. Kur'an'da böyle yazıyor. İnanıyor musun? Kur'an'a inanacaksın. İnanmıyorsan zaten inanmak zorunda değilsin. Evet. Ne diyor Fadime?
Teşekkür ederim Fadime. Sağ ol. Senin gibi insanlara ihtiyaç var. Hakan gibi insanlara ihtiyaç var. Fadime gibi insanlara. İşte benim hani kurmuş olduğum dünyadaki insanlar bunlar arkadaşlar. Yani diğerlerinin hani işte eleştirip yargılı yazmanıza gerek yok. İzlememeniz daha hayırınıza olur yani. Adam yazmış, hocam ben müezzinim. Sizin anlattıklarınız işte Kur'an'a uymuyor falan filan yani. Sen git müezzinliğini yap ya. Sen benimle ne işin olur? Yani benim anlattığım başka bir şey. Ben insanı anlatıyorum yani. Burada din anlatmıyorum hani. Şimdi Allah sana şah damarından yakınım diyor mu Kur'an'da? Tamam. Onu ara bul. En basiti bu ya. Dışarıda arayacağına şah damarını ara. De ki Allah'ım sen buradaymışsın, bana kendini göster. Allah'ım sen hakikatini göster. Allah'ım hep sen benimle berabermişsin. Bir dene bakalım. Yani hep onunla birlikteymiş gibi bir hayatın olsun. Her dakika onunla birlikteymiş gibi bir yaşantın olsun. Tutarken, alırken, yerken, içerken yanında bir arkadaşın varmış. Yani şah damarından yakın. Kutsal, yüce, müce olarak düşünmeden bir arkadaşın var ve sürekli seninle beraber. Yani o da seni bu aleme yaratan, yaratıcı. O yaratıcıyla birlikte yürüdüğünü hayal et bakalım. Hani ne olacak? Hani bir anda tutan, gören, duyan, yani yürüyen ne diyor? Bana şahitlik eden kolumun diyor, ben gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor. Kaderi birlikte yazarız diyor. Kaderini yazmak istemiyor musun? İşte bundan daha sır bilgi ne olabilir ki ya? Bunun üstünde daha yüce bir bilgi falan gerek yok ya. Yani yanında her dakika şah damarından yakınım diyor yani. İhlas suresinde ne diyor? Kul hu vallahu ehad. Yani kul ve hu Allah, kul ve Allah vallahi de birdir diyor. Orada şah, bunu da yine Kur'an'daki ayete göre, yani o hep ayete göre söylüyor. Biz bu ayetin dışına, Kur'an'ın dışına çıkarak bir şey anlatmıyoruz arkadaşım. Yani evet, tevhidi öğreneceksiniz. Her şeyin bir ve bütün olduğunu öğreneceksiniz yani. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ateyna kel kevser. Fesallele rabbike venhar. İnne şâneke hüvel abder. Bir şeyiniz kaybolduğu zaman 11 defa Kevser suresini okursanız o şeyi bulursunuz. Bu önemli bir duaydı. Bir şeyinizi hani unuttunuz. Ya hafızanızda bu nereye koydum acaba falan diye düşünürken hemen İnne âteynâ kel kevser fesallele rabbike venhâne inne şâneke hüvel abder. Hop 11 sureyi okuduktan sonra bulursunuz. Yani bulamıyorsanız devam edin Kevser okumaya. Mutlaka bulursunuz. Hani ama altın arama falan hani hani altın bulmak için işte mezarda altın bulurum falan. Bu anlattığım şey şu. Kaybettiğiniz bir şeyi bulmak için Kevser suresini okuyacaksınız. Hani evet Kevser suresi deyince aklıma çok güzel bir hikaye geldi. Bir gün din dersi hocası çocuklara sorarlar. Evladım senin adın ne? Hocam Fatih der. Peki der yani oku bakalım Fatiha suresini der. Çocuk okur. Öbürüne sorar. Kızım senin adın ne der? Hocam benim adım Kevser der. Oku bakayım Kevser suresini der. O da Kevser suresini okur. Sonra çocuğa sorar. Evladım senin adın ne? Hocam ya der, benim adım Yasin ama herkes bana Sübhaneke der der. Hani yani benim adım Yasin ama herkes bana Sübhaneke der. Hani evet, sabahları uyanmak için gerek yok. Dua okumanıza gerek yok. Beyninize deyin ki ben sabah 8'de uyanmak istiyorum. Kodlayın, yatın, sabah 8'de uyanırsınız. 5 kala uyanırsınız. Ben niyet çok değerlidir. Bakın, dualar sonradan size yüklenmiş bilgilerdir. Ama senin işinden sen kutsal bir varlıksın kardeşim.
Önce bak, dünyada, bu alemde, bu kainatta, bu yaratılışta insandan daha kutsal bir şey yok. Sen kutsal birisin. Hayvan gibi yaşamak zorunda değilsin. Hayvan gibi insanlara saldırmak, hayvan gibi insanlara işte cinsel... ya Türkiye'de binlerce tecavüz olayı oluyor mesela. Televizyonda bir tane bir şey gösteriyorlar. Ha bu nasıl oluyor biliyor musun? Hani herkes ona yükleniyor. Aa utanmaz, ahlaksız, Türkiye ne hale geldi falan. Yani sen gel dön kendine bak yani. Sen de neler yaptın bugüne kadar? Neler yaşadın? İnsan ya, kimse orada kamera var da kadını öyle kurtuluyor yani. Kamera olmasa o da görünmeyecek mesela. İnsanların her dakika kamera ile mi gezeceksin yani? Hani. Bu dünya şey vardır. Uyuşturucu kaçakçılarında yapılan bir taktik vardır. Yani birisi ihbar eder, der ki falan tırda uyuşturucu var. Bütün polis teşkilatı, dinleme teşkilatı, işte herkes, jandarması falan o aracı takibi almaya başlar. Onlar o aracı takip edip baskın yapıp onu alıncaya kadar öbür taraftan 10 tane tır geçiş yapar. Çünkü işaret edilen yere baktığınız zaman öbür tarafta bilin ki yüzlerce başka olay örtbas ediliyor. Hani çaktırılmıyor. Yani sen diyorsun ki ay ahlaksız filan lan. Senin hayatına tecavüz etmişler. Manyak. İnsanlar senin hayatın yok olmuş yani. Senin dünyanı yok etmişler. Sen diyorsun ki ay adamlara bak, suçlu adamlar falan filan. Herkes de ona körükle gidiyor. Türkiye ne hale geldi, işte şuna hale geldi filan. Sen sen kendindeki şah damarına yakın olan Allah'ı aramıyorsun. Hani bak, bak kuşa diye seni kendinden uzaklaştırıp götürüyorlar ya. Neyse ya. Allah. İnna ateyna kel kevser ayetinde geçen kevser zahirde bir su değil midir? Cennet ırmaklarında bir ırmaktır denir ama ikinci manada Hazreti Resul'den, evladı Resul olarak kendisinden devam edecek olan kaynağı gösterir. Fatıma-i Tül Zehra'yı söyler. Yani inna ateyna kel kevser. Üçüncü manasıyla sohbeti, muhabbeti söyler. Sohbet, muhabbet kevserdir. O Kevser'deki insanın aşk deryasında içtiği şaraptır. Bazen soruyorlar, hocam şarap içiyor musun? Diyorum ki tahura şarabı içerim, başka şarap içmem. Yani insanlar mutlaka dervişlik çırağı gibi doğru durmak, fitil gibi yanmak, yağ gibi erimek, ışık gibi nur saçmaktır. Çırağı tutuşturansa sohbet ve muhabbettir. Aşk ateşi yakar insanı, eritir. Bütün nefsin afatından kurtulur, zevke dalar. Kur'an-ı Kerim'de onlar ki yüzleri pırıl pırıl pırıldar, kıyamet 22 derken diğerleri de onların yüzleri kapkaradır, kıyamet 24 der. Kimilerin yüzleri kara olur nefsine esir olanların. Hazreti Resul'ün Habibullah olduğunu daha önce söylemiştik. Habibullah. Muhabbetten hasıl oldu Muhammed. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Yani bir muhabbet edebilmek için âli ilmine, âliyi tanımak lazım. Âlinin Muhammed'den, peygamberden aldığı ilmi, çünkü onun ilmi çok yüksektir. Hazreti Muhammed'in anlattığını anlaması herhangi bir insanın mümkün değil. Onu yumuşatarak anlatan Hazreti Ali'dir. Ondan da daha yumuşatarak anlatan erenler, evliyalar, velilerdir. En yumuşak anlatan Nasrettin Hoca'dır. Yani Nasrettin Hoca halk diliyle anlatmıştır yani. Baklava gidiyormuş. Hocam baklava gidiyor diyorlar. Bana ne oğlum diyor. Hocam sizin eve gidiyor diyor. O zaman sana ne diyor yani. Hani, yani baklavanın yani bana ne sana ne ile bütün kanunları çiziyor adam. Yani bana ne ve sana ne. Ve bunu 100 defa anlatmışımdır eski videolarımda. Hani dinleyenler bilirler. Yani sen hayatında sen kendinle uğraşacaksın. Yani kendi dünyanı kuracaksın. Kendi kayığını, kendi gemini yapacaksın.
kendi hayatını değiştireceksin. Artık biliyorsun. Eğer buradaysan, bak, eğer bu videoyu dinliyorsan, eğer buradaysan, artık gemini, Nuh'un gemisini yapmaya başla. Kendine sevdiklerini al gemiye, istemediklerini şu gemiden çıkart. Sokma ya. Kaçak girenler olacaktır yani. Onları da fark et. Ve güzellikle, yani engeli sen koyabilirsin. Hani gemine ne yapalım? Allah'ım, yani almak zorundayız. Ali ilm olmadan Muhammed'e ulaşmanız, muhabbete yapmanız mümkün değil. Muhabbete ya da Muhammed'e ulaşmadan da Allah'ı bulmanız asla mümkün değil. Yani evet. Her şey neyle yaşıyorsanız, mesela ayahuasca çayını içtiğiniz zaman bir şeye vardınız. O zaman uyuşturucu için aynı şeyi yaşarsınız ya. Yani illa ayahuasca çayı diye bir şey. Bakın, onlar bulunduğu yerin ahalisi içindir. Bizdekilerin bulunduğu, yani bizim bulunduğumuz yer. Mesela Afyon bölgesinde ne vardır? Haşhaş vardır. Haşhaşı kullanarak orada mesela kendini serbest bırakabilirsin, uyanış yaşayabilirsin. Bir defa bir denemen sana bir şey yoktur. Ama bir usta tarafından, bir yüksek bir varlık tarafından, sen çünkü beynini serbest bırakamadığın için. Ben burada o çalışmaları yapıyorum hiçbir şey kullanmalarına gerek kalmadan. Yani Hakan'a sor istersen, yani Ankara'dan Hakan. Soruyorum, Hakan neredesin? Hocam her yerdeyim. Nasıl bir şey bu diyor. Hocam nasıl oldu şimdi? Ben nasıl her yerde olabiliyorum diye soruyor. Yani hiçbir şey kullanmıyorsun. Senin enerjin yeter yani. O diyelim ki batıdasın yani. Kendir kenevir. Yani kullanacağın uyuşturucu, bunların her biri uyuşturucu olarak yani. Ama bu mesela diyelim ki bir rahatladın, bir daha rahatladın. Alkol gibi yani, uyuşturucu bağımlısı, alkol bağımlısı, sigara bağımlısı, işte eroin bağımlısı. Çünkü öyle bir rahatlatıyor ki seni, sen hep o halde kalmak istiyorsun. Fakat Allah sana şah damarından yakın. Biz hep o haldeyiz. Ben uyuşturucu mu kullanıyorum? Yani ayahuasca çayı mı içiyorum? Her gün yani halanın demlediği çayı içiyoruz sadece yani. O bile fazla geliyor bazen. Hani gelenler çok olunca hep onlarla içince yani normalde sabah öğleden sonra bir fincan kahve, akşamda bir çay içip yatıyoruz. Yani ama halimiz o bütün bu tüm uyuşturucuların kullanılmış olduğu hal. Yani biz tahura şarabı içiyoruz yani. Kevser şarabı içiyoruz. Yani. Biz hani bizim uyuşturucumuz Allah zikridir yani. Hani biz onunla uyuşur, kendimizden geçeriz. Vardığımız yer onadır. Ondan başka gidilecek yer yok ki. Hani aşk şarabı. Kızım gel. Şu 6 aylık bir köpek böyle olabilir mi ya? Yani bildiğin kurt köpeği oldu. Sürmeli. Gel kızım. Sürmeli. Sürmeli. Gel. Yok. Bir de şey durumunda bu. Çok genç ama şeye girdi. Ergenliğe girdi. Başladı böyle kendisiyle ilgilenmeye. Küsüyor. Akşam ben onu biraz kızdım, bağırdım. Böyle gözüyle bir yandan bakıyor. Ondan sonra hiç bana pas vermiyor yani. Neyse gittim aldım kucağıma. Kucağımda uyudu. Sonra götürüp yatağına yatırdım. Herkes şey diyor, bebeğin gibi oldu hani. Bir fincan kahve bir şey yapmaz. Ya herkes bir şey söyleyecek tabii. Senin miden uygun olmayabilir kahve içmeye. Evet.
Hazreti Ali'nin bir sürü kitapları Türkiye'de basılmamaktadır. Hazreti Ali'nin bilgileri hiçbir zaman Türkiye'de hep Alevilik, Alevilik, Alevilik ya da Bektaşilik, Bektaşilik diyerekten insanları hakikat dininden uzaklaştırdılar. Okuyun arkadaşım, Aleviliği, Bektaşiliği, hani bütün bu sizin sevdiğiniz bütün Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş, ondan sonra Hacı Bayram, hepsi Alevi'den gelmedir. Hep o ilimden yürümedir yani. Hani. Sigara ve alkolden nasıl uzaklaşacağız? Niyetine bağlı ya. Niyetine göre uzaklaşırsın yani. Hani niyetin yoksa uzaklaşamazsın. Evet, teşekkür ediyorum. Mutlu ve sağlıklı olalım, huzurlu ve güçlü olalım, varlıklı ve zengin olalım. Kendini bilen, Rabbini bilenlerden olalım. Dünyaya hayvan gelip hayvan gitmeyenlerden olalım. İç ve dış olumsuzluklardan uzak olalım. Kendimize güzel bir dünya kuranlardan olalım. Güzel bir aile, güzel bir topluluk kuranlardan olalım. Buradaki bizim ailemiz nasıl biliyor musun? Hani 150 kişilik bir ailemiz var. Hani biz şey olduk, ne deniyordu? Doğudaki aşiret olduk, aşiret. Yani evet, evet. Amin, amin, amin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir Nur'a da teşekkür ediyorum. Adı bir Nur'muş. Yani sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.